Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sunar. Efendim günaydın, Bakış Programı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere bireysel emeklilik sisteminden bahsedeceğiz. Stüdyoda canlı yayınlı konuğumuz Kerem Özdağ. Sistemle ilgili merak ettikleriniz varsa, bireysel emeklilikle ilgili merak ettikleriniz varsa elektronik posta üzerinden bize sorabilirsiniz. bakış@habertürk.com bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Aynı zamanda Habertürk'ün Twitter adresi üzerinden de sorularınızı alabiliriz. Süremiz el verdiğince sorularınıza da cevap vereceğiz Sayın Özdağ aracılığıyla. Hoş geldiniz Kerem Bey. Hoş bulduk, sağ olun. İstiyorsanız önce bir genel bir değerlendirmeyi yapalım. Bugün bir haber hazırlamadık. Sizden alalım o değerlendirmeyi. Hani ne kadarlık bir katılımcı sayısına ulaşıldı, toplam bir fon büyüklüğü ne oldu gibi böyle bir detayları, bize alt kırılımları verin. Buyurun. Tabii ki. 2 Ocak tarihi itibariyle sistemde 5 milyon 100 binin üzerinde katılımcı olduğunu görüyoruz. Bu 2013 yılı başında yürürlüğe giren devlet katkısı sisteminin de getirdiği büyümenin sonucu. 2013 ve 2014 yıllarında yüksek büyümelerle karşılaştık ve katılımcı sayısı çok arttı. Katılımcı sayısının artışı 2014 yılında %23 oldu. Bu da şöyle bir artıştır. Katılan kişiler ve ayrılan kişileri de hesaba katınca sistemde bulunan net artış, kişilerin net artışıdır. 5 milyon 100 binin üzerinde bir katılımcıya sahibiz. Zaten 5 milyon katılımcı etkinliğinde geçen ay içerisinde Ali Babacan yapmıştı. Evet, Sayın Bakan'ın da katılımıyla. Fonlara baktığımızda da yüksek bir artış görüyoruz. 2014 yılında 2014 yılı sonunda 34 milyar 800 milyona aşkın bir katılımcıların fon tutarı ile karşı karşıyayız. 3 milyar 70 milyon civarında da devlet katkısı fon tutarı var. Fon tutarındaki artış 2014 yılında %35'in üzerinde gerçekleşti. Bu hem insanların ödediği, katılımcıların ödediği katkı payının da girdisi, hem de fon getirilerinin de katkısıyla, bu ikisini topladığımızda fon toplam tutarı artıyor. 2014 yılı fon getirileri açısından da iyi geçti. Bunu da vurgulamakta fayda var. Net getiri %14 oldu. Yani tüm emeklilik fonlarını bir ağırlıklı ortalamayla hesaplarsak getirisini. Brüt değil mi bu? Civarında. Brüt, evet, real değil. Nominal, real değil. Bu da gayet başarılı bir sene geçirdiğimizi gösteriyor. Yani büyüme açısından sistemin başarılı olmasının yanında tabii genç bir sistem olması. Daha da büyümeye ihtiyacımız var. Bu 5 milyon 100 bin rakamı Kerem Bey, bu arada sistemden çıkanlar da var aynı zamanda. Yani işte getiriden memnun olmayan var. Ondan sonra başka bir nedenden dolayı çıkanlar da var. Bunlar elemini olduktan sonraki rakam değil mi? Doğru. Şeyi bilebiliyor muyuz? Yani sistemden ne kadar kişinin çıktığını biliyor muyuz? Bunu yıllık raporlarla yayınlıyor Emeklilik Gözetim Merkezi. Yalnız geçen seneye ilişkin rapor henüz yayınlanmadı. O veri elimizde yok. Peki çıkış çok ya da az diyebilme şansımız var mı? Hani raporu görmeden de tahmini olarak. Ya şimdi benim bakış açımda çıkış her zaman fazla. Çünkü ama bu diğer ülkelerle kıyasladık, onlardan fazla anlamında değil. Çıkış sonuçta sisteme girme amacınız neyse onun tam tersine bir hareket. Yani sistemin belki getirisinin uzun vadede olduğunun bilincine varılmadan yapılan bir tercih olduğu için çıkış hangi oranda olursa olsun bence çok kabul edilemez. Eğer çok acil bir ihtiyacı yoksa insanın, böyle bir yorum yapabilirim. Ama diğer ülkelerle kıyasladığımızda da bizde sonuçta sistem 11 yılını doldurdu. Şimdi sistem bir mesela 50 yıllık olsaydı, bu emeklilikteki refah seviyesinin düşmemesi için bu sisteme girmemiz gerektiğini biz küçük yaşlardan itibaren alsaydık, kafamıza yerleştirseydik, bu çıkış oranı tabii ki daha düşük olacaktı. Bu da zamanla olacaktır. Nasıl ki fon tutarları büyüsün diyoruz biz, bilinç de artacaktır. Çıkış oranları da azalacaktır. Peki. Şimdi geçtiğimiz günlerde Başbakanımız Ali Babacan
bireysel emeklilik sistemine, ekonomi, makroekonomi hakkında açıklamalar yaparken bireysel emeklilik sistemine de değindi. Evet. İki tane düzenlemeden bahsetti. Bunlardan birincisi ki biz arada bir bu programda gündeme aldık. Kesinti oranlarının düşürüleceği ki yaklaşık bir ay içinde bu konudaki çalışmanın tamamlanacağını Ali Babacan açıkladı. Bunu zaten bugüne kadar burada konuştuk. Evet, tartıştık evet. Hatta sizle de konuştuk, tartıştık. Ama bir açıklaması daha vardı ki o benim dikkatimi çekti. Orada sistemden çıkışların pahalı olduğunu ve dolayısıyla maliyetli hale geldiğini, sistemden çıkışı bir anlamda ucuzlatacaklarını sinyalini verdi. Ben öyle diyeyim. Hani bu konuda evet. Tam bir düzenlemeden bahsedilmedi. Ama bunun sinyalini verdi Sayın Babacan. Şimdi önce şunu sorayım. Sistemden çıkış pahalı mı? Yani sistemden çıkış pahalı kavramı ne demek? Onu bir açalım. Evet. Sistemden çıkışın bir tanımını yapalım önce. Sistemden çıkış, bireysel emeklilik sisteminde emeklilik hakkı kazanma diye bir kavram var. Bu da mevzuatta şöyle belirlenmiş. Sistemde 10 yıl kalmış olacaksınız ve 56 yaşını doldurmuş olacaksınız. Bu kriterleri sağlamadan sistemden paranızı çekip ayrılıyorsanız sistemden çıkmış oluyorsunuz. Şimdi bunun tabii ki devlet katkısı yönünden de bazı kesintiler yönünden de bir dezavantajı var. Çünkü insanları, katılımcıları sistemde uzun süre kalmaya yönelik düzenlemeler yapılır dünyanın her ülkesinde. Bizim ülkemizde de bu şekilde. Örneğin devlet katkısı tahakkuk eder sizin adınıza, sizin hesaplarınızda takip edilir. Ödediğiniz paraların 1/4 üst limite kadar yazılır, bir kenarda durur sizin hesabınızda. Fakat emekli olursanız bu paranın tamamını alırsınız. Emekli olmazsanız kademeli olarak artan şekillerde hak kazanırsınız. Mesela bu bir maliyettir sistemden çıkış için. İkincisi giriş aidatı diye bir kesinti var. Bunun bir kısmı ertelenebiliyor. Bu giriş aidatı neden var? Hemen kısaca ona değineyim. Şirketler bir katılımcıyı sisteme dahil etmek için belirli maliyetlere katlanıyorlar. Başlangıçta. Bunun için de bir giriş aidatı adı altında bir kesinti yapmak zorundalar. Bunun peşin alabildikleri kısmını alıyorlar veya plana göre şirketin katılımcısının sunduğu tercihler doğrultusunda, seçenekler doğrultusunda bir kısmı da ertelenebiliyor. Siz çıkarsanız emekli olmadan, yani o şirkete maliyetiniz fazla oluyor. Dolayısıyla bunu da keserek sizi çıkartıyorlar. Ama bunlar zaten asgari ücretin belli oranlarıyla belirlenen kesintiler. Zaten günün sonunda çok yüksek tutarlar değil. O giriş aidatı bildiğim kadarıyla sistemde 56 yaşına kaldığınızda o aidat artık alınmıyor. Değil mi? 10 yıl ve 56 yaşında alınmıyor. 10 yıl ve 56'ında kaldığında alınmıyor. Yani çıkışta. Şimdi sorular da var. Başlayalım istiyorsanız. Hulusi Can Yıldırım'ın enteresan bir sorusu var. Hani bu biraz da bana olası gibi gelmiyor ama izleyicimiz sormuş. Bankalarda müşteriler kredi veya herhangi başka bir işlem yapılırken banka personeli satış kotasını tamamlamak için zorla sözleşme imzalatıyor ve katılımcıların çoğu katılımcı olduğunu bilmiyor. Fark ettiğinde ise sistemden çıkmak istediğinde giriş aidatıyla karşılaşıyorlar. Bunun önüne geçilmesi gerekmez mi sizce de diye sormuş. Şimdi böyle bir uygulama olabilir mi? Yani benim haberim olmadan banka bana bireysel emeklilik sözleşmesi yapabilir mi? Hayır, yapamaz. Tabii ki yapamaz. Ya bunun bir kanuni bir müeydisi var değil mi? Islak imzadır, şudur, budur tabii falan. Tabii ki yüzde satışlarda belli prosedürler var. Soruyu soran kişi ya da yani herkese de seslenebiliriz burada. Sizin onaylamanız gerekiyor. Bu onay nasıl olur? İşte bir ses kaydı olur, bir ıslak imza olur. Yani kredi alırken, bir kere şimdi kredi alırken bir bankacılık işlemi yapılıyor. O bank, tabii ki banka emeklilik sözleşmelerinde satıldığı bir kanal. Fakat onun kotasıyla o kredi işleminin tabii ki bir alakası yok. Yani sizin onaylamadığınız hiçbir sözleşmeyi, hiçbir ürünü dediğim, diğer bankacılık ürünleri gibi nasıl size kredi kartını da zorla veremez kredi çekerken, bu da aynı şekilde satılamaz. Bunun şikayetini yaparsa hiçbir kesinti olmadan zaten çıkışı sağlanacaktır. Yani bir ıslak imza gerekiyor değil mi Kerem Bey? Benim bildiğim kadarıyla. Onay gerekiyor. Evet. Onay gerekiyor yani tabii buna ki, dair. Tabii ki. Eğer zaten ortada böyle bir onay yoksa yani o zaten yürürlükte değildir ve dolayısıyla giriş aidatı diye bir şey olmaz. Evet. Ancak hani
kredi alırken biliyorsunuz böyle bir sürü bir şeyler imzalatıyorlar falan. Hani onun arasında imzalatılmış olan varsa ve benim de tabii hani o imza onay anlamına geliyor. O gibi durumlarda herhalde bir şikayet mekanizması var mıdır yani? Var tabii ki. Var. Yani nereye edecek bu insanlar? Yani en basitinden birliğimize de bir e-postayla da başvurabilirler. Hı hı. Yani hazine müsteşarına başvurabilirler. Tabii ki şirkete öncelikle o ilgili şirkete başvurmaları gerekiyor. Hı hı. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bireysel emeklilik sistemi çok şeffaf bir sistem. Satışından çıkışına kadar, emekli olana kadar, fon getirilerinin günlük yayınlanmasından, işte kesintilerin her türlü kademelerle yıllar boyunca ne olacağına dair sözleşmede yazılmasına kadar çok şeffaf bir sistem. Ve şirketler de, emeklilik şirketleri katılımcıların uzun vadede kendilerinde kalmasını isterler. Genel olarak sistemde kalması, tabii. Özellikle de tabii ki kendi şirketinde kalmasını ister. Şimdi bu durumda çok da bu tip satışlarla zaten bir şey kazanılmaz. Hem yasak hem de zaten hiçbir emeklilik şirketi de bu yolu izlemez. Dolayısıyla herhangi bir bu tip bir durumda şikayet mekanizması çalıştırılır. O kişi de çıkar. Ama tabii ki her yerde yani sırf bankada değil ne satın alıyorsak detaylı okumamız gerekiyor. Tabii. Bireysel emeklilik süresi 10 yıl olmasına karşılık emeklilik yaşı 56. Ben 34 yaşındayım. 20 yıl prim ödeyebilir miyim? Tabii ki. Bir ödeyebilir. Süre yok değil mi? Tabii ki. Hatta daha iyi olur. Yani erken yaşlarda başlamış olur. Hatta hı-hı, keşke çok daha önce başlasa insanlar. Belki hı-hı, kazançlarıyla birlikte katkı payını artırarak gitseler. İleride biriken para tabii ki daha yüksek olacaktır. Yani 46 yaşında başlayıp 10 yıl yüksek prim ödeme de bir seçenektir. Ama 34'te, 24'te başlayıp düşük primlerle o parayı biriktirmek de bence daha da iyi bir seçenektir. Daha rahat bir seçenektir. Toplam 700 TL bireysel emeklilik primi ödedim. Henüz 7 ay oldu ve ödediğim primi alarak sistemden ayrılmak istediğimde bana kesintilerden sonra 56 lira ödeyeceklerini söylediler. Bu uygulama doğru mudur? Başka bir programdaki soruya benziyor. Biraz doğru. Düşük geldi bana ama bana katılımcının fon tercihleri ve kesintiler zaten sözleşmede yazıyordur. Yani bunlara bakıldığında, şimdi detaylı olarak o bilgiye de sahip olmadığımız için bir şey söylemeyeyim. Bana düşük geldi ama bir yanlışlık olacağını zannetmiyorum. Yani fon getirisiyle alakalıdır. Hangi fon tercihine, hangi planda olduğuyla alakalı bir durumdur diye düşünüyorum. Şimdi Hulusi Bey tekrar cevap yazmış. Sözleşmeyi kredi başvurusu veya kart başvuru formunun arasına koyarlar. Başıma geldi ama herkes benim gibi imza atmadan önce sözleşmeyi okumuyor. Yani aslında biraz da artık bu sözleşmeleri de okumamız gerekiyor. Yani neyi imzaladığımızı, neyi satın aldığımızı hani bilmemiz gerekiyor yani. Şimdi demin hani okuyucu sorularını araya sıkıştırdık da. Şimdi sistemden, Sayın Babacan'ın söylediği gibi sistemden çıkışı ucuzlatma konusu. Şimdi siz kesintileri yani sistemden çıkarken neyle karşılaşacağını açıkladınız. Şimdi bunu ucuzlatmak demek ne anlama gelebilir sizce? Hani bu konuda bir kere ne çalışıldığını biliyor musunuz? Önce onu sorayım. Böyle bir çalışma var mı? Bu spesifik konu hakkında bir bilgim yok. Fakat şu anlama gelir. Katılımcı açısından ucuz sistem, pahalı sistem. Hani ne yazık ki yanlış bir değerlendirme ama bu eğilim oluyor. Kesintilere indirgiyor insanlar. Yani kesintilerin azaltılması anlamına geliyorsa işte diğer kesintilerin uluslararası seviyeye indirilmesi başlığı altında da bu. Daha önce tartıştığımız konuda da bu şekilde. Yani bu durumda sistemi aslında ucuzlatmış olmuyorsunuz. Burada emeklilik şirketi belli bir kalitede hizmet vermek zorunda katılımcısına. Giriş aidatı da, yönetim gideri kesintisi de ki 2013'te o da yüksek bir düşüşle üst limiti indirildi. Fonlardan günlük yapılan o küçük kesintiler de hepsi gerekli kesintiler ve zaten bireysel emeklilik sistemi henüz gerekli parayı da kazanmıyor. Aslında buradan da görüyoruz bunu. Hı hı. Fonlar büyüdükçe de piyasa, tabii ki rekabet unsuru da var. Piyasa kendiliğinden bunları düşürecektir zaten. Ama baştan biz engellersek bazı şeyleri mevzuatla, bu durumda şirketlerin hani zarar etmesiyle karşı karşıya kalınacak. Bu genel olarak sistemin iyiliğine değildir diye düşünüyorum. Ama tabii çalışma detaylı olarak bir taslak karşımıza çıkarsa daha rahat konuşabiliriz. Rahat yorum yapabiliriz. Tabii sistem yani şöyle bir şey daha var. Yani sistemden çıkışı ucuzlatmak demek sistemden çıkışa bir anlamda teşvik etmek demektir. Yani evet. O da hani şu aşamada hani biz hala insanlar sistemden çıkıyor uzun vadeli bakıyor tasarruftur bu.
işte en az 56 yaşını falan demek varken bir anlamda böyle bir şey tabii farklı bir kişileri fazla bir farklı bir teşviğe de itebilir. Orada ben çıkış hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Sistemden çıkış çok zorunlu haller hariç zaten öngörülmeyen bir olaydır. Yani sistemin de katılımcının da iyiliğine değildir bu. Biraz karşılaştırdığımızda hani devlet katkısı haricinde zaten emeklilik fonlarının daha önce burada biz de konuk olduğumuzda diğer fon yöneticileri de konuk olduğunda aynı şeyi vurguladılar. Zaten 11 yıldır hane halkı harcamalarının, hane halkı tasarrufları nereye yatırılıyorsa onunla bir karşılaştırma yapıyorsunuz. Fonlar zaten iyi getiriyor. Dolayısıyla uzun vadede siz eğer 3 aylık, 1 yıllık benim param şunu yaptım şuraya düştü diye kısa vadeli değerlendirmeyip biraz da geriye bakarken de uzun vadeli ve ben de uzun vadeli kalacağım ve bu şekilde olacak diye de bakarsanız zaten kazanacağınızı görürsünüz. İkincisi zaten devlet katkısı diye bir teşvik var. Bunların hepsi insanların uzun süre kalması halinde realize olan kazançlar. Dolayısıyla sistemden çıkış kesintiler gibi işte diğer uygulamalar gibi şeylerin yanında esas maliyeti budur. Siz sistemin yüksek getirisini almadan çıkmış oluyorsunuz. Tabii. Aslında maliyet budur katılımcıya. Bireysel emeklilikte emekli olma yaşı ve toplamda hiç çıkış yapmadan kaç yıl durulması gerekir? Maaş alarak 10 yıl ödeyen kişiye ne kadar maaş bağlanır? Tabii çok ki geniş, ne kadar, bir soru çok geniş bir soru. Hı-hı. 10 yıl kalmak gerekiyor, 56 yaşını doldurmak gerekiyor emekli olmak için. Bir de tabii ki vefat ve maluliyet durumunda da emekli olmuş gibi insanların birikimleri varislere veya kendisine maluliyet durumunda kendisine ödeniyor. O da üzücü olabilir ama vurgulamakta yarar tabii var. Bu herhalde şeyle alakalı yani sisteme ne kadar para yatırdığınız, yani ne tabii kadar ki katkı payı ödediğiniz, evet, yani ne kadar kaldığınız bunlarla alakalı. Şimdi ömür boyu maaş ödeyen ürünler üzerinde çalışıyoruz. Sektör olarak da, hı-hı, hazine müsteşarlığıyla da, kamuyla da çalışıyoruz. Burada şu önemli, siz emekli olduğunuzda ne kadar paranız var? Bunu kaç senede ödediğiniz değil. Hı-hı. Sizin şu kadar paranız varsa ve kaç yaşındasınız? Yani mutlaka 56 da olmayabilir bu. Birkaç yıl daha beklediniz o ürünü almak için diyelim. Bu ürünler ileride çeşitlendiğinde şöyle ürünlerle de karşılaşabiliriz. Belki de ertelenecek. Diyecek ki insan ben 10 sene sonra maaş almaya başlayayım. Hı-hı. Hayatımın sonuna kadar. Ya da hemen başlayayım. Şimdi şirketten şirkete de bazı küçük hesap farklılıklarından o maaş tutarları da fark edecektir. Dolayısıyla, hı-hı, çok geniş bir soru zaten toplam paraya bağlı. Yani bunu kaç yılda ödediğiyle alakalı bir şey değil bu. Peki, Orhan Bey şöyle soruyor. Sisteme giriş yapıp hiç aidat ödenmezse sözleşme ne zaman iptal olur? Bunu zaten giriş yapıldıktan sonra, hı-hı, hiç ödenmezse emeklilik şirketi dönecektir katılımcıya. Ama hani, hiç ödenmeme diye bir şey zaten olmaz. Sistemde girişte bir şeyler ödeniyor. Mecburen zaten ödeniyor. Sisteme yani giriliyor. Şuna daha çok rastlıyoruz. Ödediniz belli bir süre. Birkaç ay ödemediniz. Orada küçük kesintiler var. Ayda 2 lira gibi bir şey kesiyor. Çünkü sistemde kalan bir katılımcının emeklilik şirketine bir maliyeti var sonuçta. Bunun için cüzi bir miktar. Ama iptal kesiyor. Olmuyor. Yani diyelim ki 2 yıl ödedim. Değil. Ondan sonra ödeyemedim. Atladım şu veya bu nedenden orada dolayı. Size iptal olmuyor. Bir birikim var. O tabii, birikim tabii, de tabii. Çalışıyor. Çalışıyor zaten. Aynı tabii zamanda. Tabii ki. Evet. 56 yaşında emekli olunca ömür boyu maaş mı alacağım ve maaş alınca vergi kesintisi oluyor mu? O ürün şimdi ömür boyu maaş ürünü üzerinde çalışıyoruz. Hı-hı. Vergi kesintisinin nispeten düşük olması yani toplu para almaktansa maaş alınca düşük olması aslında daha uygun bir durum olacaktır. Hı-hı. Belki düşünce aşamasındadır bunlar. Maaş veya toplu para almak bir seçenektir. Kişisel görüşüm maaş almaktır. Çünkü toplu para her zaman bir yerlere gider. Çok da tasarrufun amacına uygun değildir. Hı-hı. Dolayısıyla ama işte ne kadar maaş alırım veya kaç yıl maaş alırım türü sorular birikime bağlı. Emekli olduğunuzdaki birikiminize ve seçtiğiniz ürüne bağlı. Peki Kerem Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Süremizi el verdiğince cevaplandırdık soruları. Eksik olmayın. Yorduk ama tekrar teşekkürler. Sağ olun. Evet efendim bakış programının sonuna geldik. Süremizi el verdiğince cevaplandırdık ama sorularınız bizde baki. Önümüzdeki haftalara tekrar bireysel emeklilik sistemi gündeme geldiğindeki gelecektir. Sık sık bakış programına getiriyoruz. O zaman bu sorularınızı o zamanki konuklarımıza sorarız. Efendim şimdilik hoşça kalın. Yarın sabah aynı saatte tekrar huzurlarınızda olacağız.
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sundu.